Hocam Başakşehir galibiyeti ardından ligde tekrar Fenerbahçe konuk olacağız. Kısaca bunu değinseniz ilk başta. Şöyle tabii ki iki tane zorlu maçımız var demiştik. Tabii bütün maçlar zorlu ama ilk iki maçın hem Başakşehir hem Fenerbahçe deplasmanı bizim için zorlu olacağını söylemiştik. İyi bir başlangıç yaptık öncelikle. Yani burada oyuncularımın maç içinde gösterdikleri gerçekten inanılmaz bir disiplin vardı. Çok konsantre oldular. Biz de aynı şekilde maça hazırlanmıştık ve kazandığımız maç oldu. Bizim için çok kritik bir maç kazandık. Çok da sevindik açıkçası taraftarımızla beraber. Şimdi tabii Fenerbahçe karşılaşması. Son haftaların baktığımızda forma girmiş bir takımıyla oynayacağız. Önceki haftalara göre özellikle son 2-3 maçı daha takım olarak daha işler yapan hem ligde hem kupada kazanan bir takıma karşı oynayacağız. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Deplasmanda oynayacağımız bir maç. Biz kendi oyunumuzu yine en iyi şekilde sahaya koymak istiyoruz. Şu var tabii ki böyle maçlar zordur ama doğruları yaparsanız eğer yine biz takım olarak doğru şekilde hareket edersek ve o konsantrasyonumuzu maç içinde kaybetmezsek inşallah yine yüzümüzün güldüğü maçın sonunda istediğimiz bir sonucu alabileceğimiz bir maç olabilir. O yüzden tabii ki çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok önemli ayaklar var bir kere Fenerbahçe'de. Yani hata yaptığınızda çabuk cezalandırabilecek oyuncular var. O yüzden kendi oyunumuzu özellikle oyun disiplinini kaybetmeden sahaya koyarsak bizim de çok kaliteli iyi oyuncularımız var. Her maç olduğu gibi bu maça da en iyimizi yaparak maçın sonunda gülen taraf olmak için hazırlanacağız. Evet hocam, Profesör Disiplin Kurulu'nun verdiği karar var bugün yine açıklandı. Evet. Size 3 maç ceza verdi. Bu konu hakkında düşüncelerinizi alalım. Yani bu konu hakkında tabii ki ilk başta üzüntülüyüm. Yani yaptığımızın yanlış olduğunu biliyoruz ama cezanın çok ağır olduğunu düşünüyorum. Yani burada maçın son dakikası atılmış bir gol. Yaklaşık 10-15 saniye arası tepki vermeyen iki tane hakem var sahanın içinde. Herkes gole sevinirken hem taraftar hem oyuncular hem kulübe gole sevinirken 10 saniyelik aradan sonra yani video hakem uygulaması gibi bir şey oldu bu açıkçası. Çok uzun beklendi. Bu beklenti içerisinde işte önce herkes hakemin offside vermediğini düşündü. Daha sonra birden offside bayrağı kalkınca bu tabii ki hem oyuncuların hem bizim hem seyircinin bir anda tepki vermesine yol açtı. Yani direkt olarak offside bayrağı kalksaydı hiç kimsenin bir söyleyeceği bir şey olmazdı zaten. Yani biz zaten pozisyonu hiçbirimiz göremedik. Sadece çok uzun bir süre hakemlerin beklemesi, birbirlerine bakması, konuşmaları. Yani bunların üzerine bayrak kalkınca hem oyuncularım hakemin üzerine gitti hem biz orada gol sevincinden bir anda itiraza geçtik. Ama ben hiçbir şekilde hakemin raporunda yazdığı gibi hakemi elimle itmedim. Oyuncularımla beraber oraya bir hareketlenmemiz oldu. Hem dördüncü hakemin hem yan hakemin orada olayı tam sezemediğini veya ne hissettiğini bilmiyorum. Çünkü maçında konuşmamızda da maçtan oyundan çıkarken yani ben oyuncularımın yanına gittiğimi söylediğimde de hakem de bu şekilde raporuna yazacağını söylemişti. Çok farklı bir ağır bir rapor yazdılar. Yani ağır raporun üzerine böyle bir ceza olması normal. Hakkımızı kullanacağız tabii ki, tahkime gideceğiz ve oradan doğru bir karar çıkacağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi yani oradaki oyuncuların, taraftarın ve bizlerin psikolojik durumunda düşünülmesi gerekiyor. Ben hiçbir şekilde bu zamana kadar hakemlere tamam bazen hatalarımız, yanlışlarımız oldu hep bunu söylüyoruz ama ben kesinlikle elimle itme veya dokunma gibi bir şeyim olmadı. Orada hepimiz birden gidince hakemin yanına tabii ki birbirimize çarpmalar, dokunmalar olabilir ama burada yani kesinlikle kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Hakemin raporunun doğru olmadığını düşünüyorum. Gerekli indirimi de tahkimin yapacağını inanıyorum çünkü yani biz hepimiz baştan önce de hakemlerimizle oturduk, konuştuk. Saha içinde hocalarımız. Yani burada bir kupa maçı ve biz burada hepimiz iyi niyetli bir şekilde maçı götürdük. Maçın içinde hiçbir şey olmadı. Dediğim gibi yani bunu ortamı hazırlayan yani Akhisarspor taraftarının da tepki gösterdi, bizlerin de tepki gösterdi. Yaklaşık 10 saniyenin üzerindeki bir sürede hakemin bayrağını kaldıramaması, karar verememesi. Yani futbolda bu da olacak gibi bir şey değil. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim.
Evet, başladık. Uzun olarak yüksek. Yukarı. Evet. Burası aynı. Aynı yine attık öne doğru. Kısa geldik sonra kaldırdık. Gel. Sabredin şimdi. Bravo. Bundan sonra gelecek. Dış yaptık. Biz bu ama geniş aldık. Açık çıktı biraz.